be! Kaç zamandır böyle vurdula kırdılı film de izlemiyorduk ha. İyi oldu. Sonar, bak bu çok meşhur filmdir ha, Kare Murat. Bu da meşhur ninjaları sopayla kovaladığı sahne. E ben de sopa olsa ben de kovalarım onları. La Zürek, bırak Allah'ını seversen la. Kare Murat'ın aklı seninkini 20 kattı. Senin de serisine kadar akıl yok la. Sen damla bizi gömdün ha devrem. Tamam la. Şaka yapayım, şaka Zürek. Şaka yapayım, tamam. Sonar, sen seviyor musun la böyle filmleri? Aynen o tür filmleri yasakladı ama çok cool filmler. Ya Kare Murat izletilmeden çocuğu mu büyütülür ya? Ne biçim aile bu? Bu filmi izlersem okulun en güzel kızını tablayabilir miyim? lan sonra da hep aklım başka yerlerde. Tavlarsın tabii. Kızlar maço erkeklerinden hoşlanır oğlum. Sen genelde ne izliyorsun la? Genelde belgesel izliyorum. Vallahi mi la? Ben de belgesel izliyorum. Aslan belgesellerine bayılıyorum ha. Evet, hayvanlı belgeselleri ben de çok severim. Hayvanlı belgeselleri çok seversen Zirek abini yakından tanıman lazım. Bir sürü başrolü var. Devrem ama ayıp oluyor ha şimdi çocuğun yanında sen ne diyorsun? Ya Zirek lan şaka yapıyoruz oğlum. Sen de hiç şakaya şey yapmıyorsun ha. Sonar sana var ya o vurdulu kırdulu filmlerin hepsini izleteceğim koçum hiç merak etmesin. Manzaraya bak şaşırdın mı şaşırmadım. Sonat kapa gözünü. Hıhıhıhı, pisliğe bak. Aa yenge ne oluyor ama ya? Film izliyoruz biz burada. Gel çocuğum. Sonat'ın şiddet filmi seyretmesine şiddetle karşıyım değil mi? Çocuğu da kendinize benzeteceksiniz. Biz benzetmesek okulda benzetiyorlar zaten. Biz Sonat'ı özel okullarda yetiştiriyoruz. İleride aslan armalı ceket giyen çocuklardan olsun diye gece gündüz çalışıp eşek yüküyle para ödüyoruz. Biz eşek armalı ceket mi giydik? Biz de hayat okulunu bitirdik. Ne var? Hı, dışarıdan, sokaklarda büyüdüğünüz için. Hiç polemiğe giremeyeceğim sizinle, yürü. Ama yenge sen o polemiğe giriyorsun, ben senin polemiğe girdiğin yerde ben hiç girmem zaten. Polemik ne la? Ben ne bileyim polemik ne? Laf yetiştiremeyeceğim size, bugün yaşadıklarından sonra overdose oldum zaten. Yürü Sonat, önce mutfakta süt içilecek, sonra uyuyunacak. Ya yenge çok kızmış, niye? Çekirdik sevmiyor. Gel oğlum, gel. Bekle, sütünü vereceğim. Annesinin kuzusu. Uykun geldi tabii. Bütün gece oturdum. Tilbe Hanım, geç oldu. Ben çıkayım mı artık? Çık canım. Daha asansörü kullanma, merdivenlerden in. Elinde de bez olsun. Trabzanları tutarak inersin. Trabzanlar da silinmiş olur. Olur mu canım? Nasıl isterseniz. Emredersiniz Tilbe Hanım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kaçmıyoruz. İçiyoruz o sütü Sonat. İçiyoruz. İyi geceler Alaoğlu. İyi geceler. Lan ne oluyor burada ya? Dikmen. Yatıyoruz. Ya saçmalama rica edeceğim. Burası bizim yatak odamız. Burada yatamazsınız. Kardeş burada yatamazsak misafiri nerede yatıracağız? Ben Dikmen misafirine yatacak yer bulamamış dedirtmem. Sen geleneklerimizi ne çabuk unuttun. Misafir en güzel yerde yatar. Yatağınız da bayağı güzel abi be. Ya bu şakaları makaları bırakalım şimdi ya. Kalkın şimdi. Buradan kalkın. Tilbe yengen gelecek şimdi. Ah! Ne işiniz var burada? Ne oluyor burada? Tövbe estağfurullah. Ödümü kopardın yenge ya. Ne girdin? Yürümcek mi girdin? Atta put mu girdin? Ne bağırıyorsun? Kurban oldum. Evet. Evet. Bu örümcek beyinli kuzeninle bu şireğin ne işi var yatağımızda? Şirek nedir? Ya Hayat arkadaşım, ben Dikmen'e izah etmeye çalıştım. Burasının bizim yatak odamız olduğunu. Ama o ısrarla misafir evin en iyi yatağında yatar diye tutturdu yani. Yenge bize adettir. Misafir evin en güzel yatağında yatar.
Olmaz. Burada benim kurallarım geçer. Senin orman kanunların değil. Sen de bir şey söylesene Latif. Tamam. Dikmen. Bak benim belim ağrıyor, tamam mı? Benim bu yatakta yatmam lazım. Bu yatakta yatmazsam belim tutuluyor. Ondan sonra çalışamıyorum, tamam mı? Bende fıtık var, fıtık. Defrem fıtık varmış ya. Lan fıtık etme adamı. Çalışıyormuşmuş. Sen ne zaaf fıtık oldun? Üçgen zile vurup durmuyor mu oğlum sen? Ayıp ediyorsun ama. Üçgen zil bir orkestra. Latif sakın başlama. Dikmen sen de benim kurallarıma uyacaksın. Bak Engin'cim bir daha izah edeyim. Bizde misafir en güzel yatakta yatırılır. Ama halamoğlunun hatırına madem ki fıtık olmuş, biz Zirek'le bu akşam içeride yatak. Değil mi Zirek? Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol dayı oğlum. Yalakalık yapma la bebe. Biraz belini çalıştır, belini. İşleyin demir ışıldar. Hadi, 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 hadi dışarı. Hem de biz kuru kuruya mı yatacağız içeride? Çorşap barşap bir şey vermeyecek mi bize? Al, yastık, yorgan neymiş, al. Çorşap. Al bunu, al, al. Al dedirttin, al. İyi oldu, biz buna alıştırdık zaten. Latif. Efendim hayatım. Yazacağım ben. Bana mı hayatım? Duruma. Ulan burada bir tane kanepe var ya. La Tilbe yenge, alacağın olsun. Nerede yatacağız ya? Çekyat yok mu Dikmen? Çekyat olsa çekip yatmasını bilirdik herhalde Zirek. İsterse ben yerde yatayım. Ya da şu sandalyelerin üstüne yatayım. Yani beni evine aldın ya. Eksik olma, o yeter bana. Valla sen olmasaydın ben sokaklarda kalmıştım. Ya kardeş şöyle konuşma oğlum. İnsan devresini sokakta bırakır mı la? Valla çok hastalık kanısın Dikmen. Burası İstanbul. Umarım seni değiştirmez ya. La şimdi öyle duygusal konuşup beni... Ulan İstanbul. Sen mi yamansın, ben mi yaman? Göreceğiz. Tribine sokma da nasıl yatacağız onu söyle. He ya nasıl yatacak? Kafa kafa verip düşünsek. Kafa kafaya verip yatsak? Nasıl yani? Şöyle ki otur. Mesela otobüsteki gibi. He. Şehirler arası yolculuk. Sen cam kenarı, ben koridor. Muavin bize yastık vermiş. Ama bak böyle araya koyuyoruz yastığı. Böyle yatacağız. Yani aynı yastığa baş koyacağız. Kardeş neye böyle iğnelici konuşuyorsun sen? Ya bilmiyorum ya Dikmen. Ben Zeliş'i özledim galiba. Beni de masret gidireceksin kardeş. Ayak başlı başlı mı yatsak lan? He ulan? Ya biz çocuk ya böyle yatardık. He? Böyle ayaklı başlı falan. He hadi kalk. E hadi. At 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 bunların hepsini ha. Tut kardeş. Tut 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 şunun ucundan. Hop. Ser iyicini. Çok güzel. Ya 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 onu çek oradan. Bu yastık benim. Yorgan ikimizin. Bak benim ayaklar burada. Tamam mı? Senin ayaklar da bu tarafta. Tamamdır. Oldu lan Zirek. Hadi iyi geceler Zirek. Kardeş ayakların cips gibi kokuyor ha. Yanına bir kola açasım geldi vallahi. Erkek adamın ayağı kokar devrem. Kokar kokar da askerden beri çıkamadın mı la? Vallahi bak güzel oldu ha. Işıkları kapatmayı unuttuk devrem. Kalk kapat.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.